Zeynep Utku. Yapamamak için. Beraber zaten keyifli bir sohbet de olsun istiyorum izleyicilerimiz. Yani her şeyi bir anlatalım. Orayı tamamlamak istedim. Fransızcadan Türkçe'yi çeviren arkadaşımız hem oynuyor hem de yazarı aynı zamanda. Yani kaleme alan Türkçe'yi çeviren Zeynep Utku. Evet, neler söyleyecek? Medihe Kali karakterle ilgili, oyunla ilgili. Musa çok güzel özetledi. Evet, gerçekten güzel durumu. Özetledi. Hani her şeyi birden söyledi. O yüzden söyleyecek çok bir şey bırakmadı diyebilirim. Size göre neler olur? Yani sahnede canlandırıyorsunuz, zor bir görev. Evet, canlandırmak çok zor. Üretili sesler değil mi? Yani evet, deneyimlemek çok zor, çok korkutucu. Çok korkutucu. Sevgili izleyiciler, biraz sonra bir makyajla göreceksiniz. Kan akan böyle. Ya seyirciyi ürküttüğü gibi... Şimdi tüm halde biraz sonra göreceğim. Diyebilirim, öyle diyeyim. Evet, dans yani, edecek. Seyirci kadar ben de ürküyorum oynarken. Gerçekten. Onlar belli etmesek de. Etkileniyorsunuz değil mi Zeynep Hanım? Yani etkileniyorsunuz. Etkilenmemek mümkün değil. Eğer etkilenmesem zaten o duyguları... canlandırmak mümkün değil. Etkileniyorum. Çünkü çok güçlü duygular ve çok bize ait duygular. Evet. Özellikle kadınların yüzyıllardır bastırılmış duygularının sanki hepsi bir oyunda toplanmış gibi. Ezilmişliği, hor görülmüşlüğü, ihanete uğramışlığı, hepsi sanki... Nasıl hırçınlaşıp intikam isteğinin ortaya evet, çıkması. Yani yüzyıllardır çocuklarını bile öldürebildi. Bir şeyimiz varsa. Kadın haberlerinde var zaten. Evet, evet. Böyle yani gözü dönüyor. Kadınla sevgili seyirciler hem yaratıcı aynı zamanda da müthiş bir yok edicidir. Allah evet. Evet. Öyle bir durumu var. Gelirken neler hissettiniz? Ama adaletini de getiriyor. Hem evet, kendine adalet getiriyor. Hem de başkalarına da adalet getiriyor. Yani kendine göre bir hak kavramı ortaya koyuyor.